Evet, bu çok önemli, çok yerlerde de soruluyor. Bir defa yabancı dil öğrenmenin dinimizdeki yeri çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye, Münevvere'ye hicret buyurduktan sonra Yahudilerle temas kuruyor. İşte çevrelerden heyetler geliyor, heyetler gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların dilini bilmiyor. Aracı kullanması lazım. Yani Medine'de doğmuş hem Arapça bilen hem Yahudiceyi bilen Aramiceyi veyahut da Aramicenin yerinde İbranice, Süryanice var. Onları bilen kimseleri ama bunlar Müslüman değil. Efendimiz Aleyhisselam bunu güvenli bulmadığı için vahiy katiplerinden olan Zeyd bin Sabit. Genç bir insan. Ve bir gün onun elinden tuttuğu bir sahabi Zeyd bin Sabit'in Efendimizin huzuruna getirdi. Dedi ya Resulallah bu genç çocuk var ya Beni Neccar'dandır. Ondan fazla sureyi ezberlemiş bir gençtir bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok dikkatini çekti, hoşuna gitti. Ve bir seferinde diyor Zeyd bin Sabit bana Efendimiz şöyle dedi. Ey Zeyd, Yahudilerin yazısını öğren. Çünkü vallahi ben Yahudilerin bana yazdıklarına güvenemiyorum dedi. Ben de 15 gün gece gündüz çalışarak diyor İbranice'yi öğrendim. Efendimiz daha sonra Süryanice'yi de öğrenmemi istedi ve hepsini beraber yani Aramice ile beraber 15 gün içerisinde öğrendiğini o dili söylüyor. Müsned'in Ahmed İbn Hanbel Müsned'in 5. cildinde ihtiyaç olduğu için Zeyd bin Sabit Süryanice'yi de öğrendi. Aramice'yi de çok iyi öğrendiğini söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın takdirini kazandı. Zeyd bin Sabit'e bana Süryanice yazılıyor, yazılar geliyor. Sen Süryanice lisanını güzelce yazabilir misin diye buyurdu Efendimiz. Zeyd hayır bilemiyorum deyince Efendimiz Aleyhisselam öyleyse bu dili öğrenmeye çalış emrini verdi. Hazreti Zeyd Süryanice'yi 17 gün içinde öğrendiği Tirmizi'nin gelen bir rivayetinde anlatılmış ve böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer kavimlerle, kabilelerle anlaşmalarda, sözleşmelerde yani o milletin dilini bizim bilmemiz lazım geldiğine dikkat çekmiştir. Hazreti Ali Efendimizin de Aramice'yi 15 günde öğrendiği, o Yemen'e gittiği zaman da Aramice'yi Aramice konuşanlardan daha iyi konuşur, daha kaidelerine uygun söyler hale geldiği rivayetlerde vardır. Şunu söyleyebilirim ki çok önemli bu. Hazreti İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak havarilerini o günkü şartlarda dünyanın dört bir tarafına gönder dedi. Yani Hazreti İsa'dan önceki peygamberlerin de sınırları biraz daha dardı. Efendimiz'e ki bütün insanlık ama Hazreti İsa Efendimiz'den önce insanlık içinde nereye kadar gidebilirse. Onun için aleme gelen bir yönüyle Efendimiz kadar olmasa bile sınırları iset olarak geniş olan Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerini şer ikişer o günkü şartlara göre dünyaya dağıtmak istedi. Havariler dediler ki ya İsa biz gidip anlatacağız. Anlatacağız ama gideceğimiz toplumun dilini bilmiyoruz. Gittiğimiz zaman nasıl anlaşabileceğiz? Hazreti İsa Aleyhisselam onlara siz eğer gidip anlatmada samimiler iseniz gittiğiniz yerin sabah kalktığınız zaman hangi kavme gidecek iseniz onların dillerini biliyor olarak uyanacaksınız dedi. Gerçekten demek havariler samimilermiş ki sabah kalktığı zaman kim hangi kavme gidecek idi ise onların dillerini biliyor olarak uyandılar. O Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizesi havarilerin de samimiyetinin kerametidir. Ve havariler gittiler gerçekten o gün şartlara göre. Kur'an-ı Kerim Antakya'ya 3 tane gönderilen havariden bahsediyor. Anadolu işlerine kadar gelenler var, Yemen'e gidenler var.
İslam tarihinde bunların detayları da vardır. Binaenaleyh biz dünyaya safa sürmek için hicret etmedik. Yani bir gaye için hicret ettik. Allah o gayemizi kabul buyursun. Ve dil öğrenme mevzusunda samimi olmalıyız ki, çünkü anlatma mevzusunda samimiyiz. Anlatma mevzusunda ne kadar samimiler iseniz, o dili öğrenmede de o nispete kolay bir şekilde öğreneceksiniz demektir. Ve zaten şartlar da gösteriyor ki şu anda dünyada bulunan pek çok arkadaşımız orasının dilini biliyor. Orasını da sevmesi lazım. Cenab-ı Hak da sevdiriyor. Onun için yabancı dil öğrenmenin dinimizdeki yeri kısaca bu ifadelerle anlatmış olduk.